Bu hafta kime davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri, Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de en güzel lezzet duraklarıyla efendim siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler bugün rotamızı Sakarya Akyazı'ya çevirdik efendim. Çok güzel bir fast food alanına giriş yaptık. Güzel karelerle sizleri baş başa bırakacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Kerem Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada vermiş oldukları hizmetleri hep birlikte öğrenmiş olalım. Kerem Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Şimdi Kerem Bey, aslında buradaki güzel lezzetlerimizle alakalı sohbetimize başlamış olacağız ama bunlardan önce istiyorum ki kıymetli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben Kerem Turgut. Burada oturuyorum, buralıyım. Burada doğdum, büyüdüm. Harika, burada doğduk, büyüdük. Bu alanda da hizmet veriyoruz. Şimdi ben fast food diyorum ama konuyu biraz da açmak istiyorum. Hangi ürünlerimiz vardır, biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii şöyle, biz burada hamburgerin aklınıza gelmeyen kısımlarını da yapıyoruz. Yani gelip görmeden bir şey diyemeyeceğim, size mutlaka gelinmesi gerekiyor. Aparatif olarak aklına gelebilecek bütün her şeyleri yapabiliyoruz. Harika. Aslında fast food'a dair birçok ürünlerimiz var demiş olalım. Menü içeriğimiz oldukça geniş dedik. Bu noktada aslında bence ürünü lezzetlendiren şeylerden birisi de kullanılan malzemenin kalitesi diye düşünüyorum. Peki bu noktada kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Kalite zaten bizim standardımız. Genelde standardın üstündeyiz her zaman. Yani kalitenin de kalitesi diyebiliriz bu konu hakkında. Harika, aslında bu noktada kalitemizden ödün vermeden hizmet veriyoruz. Aslında konsept olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Peki burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Yani şu an burada ortalama 25-30 kişi civarı bir konuk kabul edebiliyoruz. Ya bunun haricinde dışarıda da tabii insanlarımız gelip dışarıda oturabiliyor. Bazen sıra bekleyenler de oluyor tabii ama şimdilik 25-30 kişi bir konuk ağırlayabiliyoruz. Harika. Aslında bu noktada 30 kişiye kadar bir kapasitemiz var. Tabii yetişemediğimiz noktada paket servislerimiz var mıdır? Bunları da öğrenmiş olalım sizlerden. Tabii yaklaşık 2 adet kurye motorumuz var. Genelde zaten daha çok böyle internet üzerinden gelen siparişlerde, platformlardan çok çok yoğun talep alıyoruz. Buraya yetişemediğimiz takdirde ayrıyetten dışarıya da fazlasıyla sipariş gönderiyoruz tabii. Harika. Bu noktada aslında bu güzel lezzetleri tatmak için sadece buraya gelmelerine gerek yok. Evlere kadar bu güzel lezzetleri taşımış oluyoruz demiş olalım kıymetli izleyicilerimize. Şimdi bence bu alanda en önemli olan konulardan birisi ise hijyen diye düşünüyorum. Çünkü insanların sağlıklarına da temas ediyoruz bu noktada. Peki hijyeni nasıl sağlıyoruz? Bizler zaten burada fazlasıyla hijyene önem veriyoruz. Mutfağımızın açık olduğunu zaten gelen müşterilerimiz kapıdan girer girmez görüyor bunu. Yani biz bunu yaparken, biz siparişleri hazırlarken bizi izleyebiliyor. Eldiven olsun, maske olsun, bu tarz şeylere çok fazla önem veriyoruz. Gelen ürünlerimiz de zaten hepsi günlük olduğu için onları da hep sürekli soğuk havada, dolapta sakladığımız için bir problem çıkmıyor bu konu hakkında. Harika. Aslında bu noktada açık mutfak olmasının da avantajları var. Müşterilerimiz açısından geldikleri zaman içleri rahat bir şekilde yemeklerini yiyorlar. Bir yandan da aslında ürünler yapılırken izlemiş oluyorlar. Şimdi şunu da sormak istiyorum açıkçası sizlere. Biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var ve mutlaka sizlere onlardan ayıran bir özelliğiniz vardır diye düşünüyorum. Peki bunlar nelerdir sizce? Bana soracak olursanız onlardan bizi ayıran özellik kalitemiz, temizliğimiz olduğunu düşünüyorum. Fazlasıyla lezzetimiz olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde midyemiz var. Kesinlikle günlük taze geliyor. Asla yani kirli, pis bir şekilde gelmiyor. Tertemiz bir şekilde dışarıda midyemizde sunuyoruz insanlara. Harika. Aslında bu noktada çiftlikte yetişen midyelerimizi günlük bir şekilde aslında temin ediyoruz ve buradaki insanlara tattırıyoruz. Bildiğim kadarıyla aslında midyeyi bir tek bölgede siz satıyorsunuz. Haliyle özenli bözenli bir şekilde satılıyor ve tercih sebeplerinden de birisi olmuş oluyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Biz şu an zaten sosyal medyada fazlasıyla öndeyiz. O taraftan, o bölgelerden sosyal medyada zaten bize ulaşabiliyorlar. Onun haricinde telefon numaralarımız, buradaki yerel haberlerde telefon numaralarımız, broşürlerimiz
fazlasıyla numaralarımız etrafta var zaten. Harika. Aslında bu noktada sizlere ulaşım da çok kolay ve lokasyon olarak da caddenin üzerindeyiz. Bunu da vurgulamış olalım. Şimdi aslında genç bir girişimciyiz. Bu noktada kuruluş hikayenizi de merak etmiyor değilim açıkçası. Peki nasıl karar verdik, nasıl başladık? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Burayı açalı çok olmadı. Bundan önce yine bir işletmem vardı. Açıkçası orayı ilk açtığımda istediğim gibi bir yer değildi. Kendi isteğimle tasarlayamadım, hiçbir şeyi kendim yapamadım. Hazır kurulu bir düzendi. O yüzden hani orada da iyiydi, her şey güzeldi. Fakat ben istediğim bir şey olsun, bütün her şey de benim elim olsun istedim. Sonrasında böyle bir işletme açmak geldi aklımıza abimle birlikte. Burayı her metrekaresini kendi ellerimizle, boyasına kadar, buradaki çerçevelerine kadar hepsini kendimiz astık. Bence bu videoyu izleyecek olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz gelip burayı mutlaka görmeli. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Siz de çok sağ olun.